Evet, kıymetli izleyenler, doğrusu zaman hızlı aktı. Benim söyleyeceklerim noktalanmadı. Bu arada kardeşlerimiz çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sorular gönderdiler ve bu hafta gelen sorular hakikaten geçilemeyecek ciddi özellikli sorular. Onlar da benim için şu anda konuşulmasına yarar olan konular. Ben yine de fatihayı tamamlamak adına 3-5 cümle önce söyleyeceğim. Sorulardan yetişemediklerim olursa, onları not aldım. Önümüzdeki hafta sorular bölümünde en azından cevaplamayı arzu ediyorum. Ama bu arada sorulan sorular anlatılan konuların içerisinde zaman zaman yer alacak. Hatta sorulan sorulardan bir kısmı bugünkü konumuzun içinde bir tanesi mesela ciddi manada açıklandı ifade edildi. Sözü uzatmayayım. Zaman bizim için çok önemli. Zamanın kıymetini bilmekte yarar var. Rabbi Zülcelal vel asr diye zamana yemin etmiş. Biz de zamanı bu anlamda dikkate alalım, kıymetli bilelim. Şimdi Fatiha konusunda amine değindim amin kelimesine. Yeri gelenecek bir daha değineceğim inşallah. Fatiha konusunda söylediklerimizi aminle kapatmak istiyoruz. Amin cümlesi Allah Resulü'nün bizzat uyguladığı bir cümle. 1. iki Namazda söylemek sünnettir. 3. Namaz dışında da Fatiha'nın velâdâlîn bitişini duyan insanın amin demesi, onun için Allah Resulü'ne tabi olmaktır. Hatta namaz kılan bir toplulukta Fatiha açıktan okunur da dışarıdan biri duyarsa o Fatiha'nın bitiminde amin demesi güzeldir. Ona icabet etmesi hoştur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hem kendisi emretmiştir, hem ashabı uygulamayı ciddi bir biçimde gerçekleştirmiştir. Ancak amin sesli mi söylenir, sessiz mi söylenir, üzerinde sözler söylenmiş. Ben çok detaya girmek istemiyorum. Sadece amin öyle veya böyle mutlaka söylenmeli. Fakat Hanefi mezhebinden olanlar ayet-i kerime olmadığı için, zikir olduğu için, namaz içinde zikirlerden olduğu için, hani namazda rükuda Subhane Rabbiyel Azim, Subhane Rabbiyel ala rükuda secdede, Rabbena lekel hamd, Semiyallahu lümen hamideden sonra veya imamla da olsa veya yalnız kılarken Semiyallahu lümen hamide gibi böyle zikirler imamla beraberken de olsa nasıl söylüyoruz? Tıpkı bunun gibi bir zikirdir. Amin. Dolayısıyla Hanefi mezhebi zikirlerin hafi söylenmesi imamın cehri okuması gerektiği gibi bir kanaatle müminlerin kendi kulakları işitecek kadar veya hadiste nakledildiği gibi bir arkamızdaki safın duyabileceği kadar. Ama ayetten ayıracak şekilde Şimdi bu çok önemli. Ben özellikle Türkiye'de de artık Mekke'yi Medine'yi seriden kardeşlerimizin de bakıyorum, özeniyorlar. Mekke'de ve Medine'de diğer mezhepler, diğer mezhep sahipleri amini, amin bir kora halinde söylüyor. Ama ayetin usulünden, akışından mülhem olarak dolayısıyla amin ayetten ayrılmalı. Amin. Allah Resulü'nün bize öğrettiği bir cümle. Biz müminler olarak amini de söylerken edeplice, adaba uygun olarak, kurala uygun bir biçimde söylemeyi tercih ederiz. Amin. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın nakilleri içerisinde gelen hadisler var. Karıştıranlar bulacaklardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çok özel bir benzetme yapmış. Amin. Mektubun sonundaki mühür gibidir demiş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani mektubu mühürlemek gibidir. Mektuba mühür basmak gibidir. Yine Ebu Hureyre'den de bir nakil var. Enes Hazreti Enes'ten de bir nakil var. Aşağı yukarı birbirine benzer nakiller. Yahudiler, müminleri meal olarak söylüyorum. Üç konuda kıskanırlar. Efendimiz öyle söylüyor. Üç konu var ki Yahudiler, müminleri gerçekten kıskanıyorlar. Onlardan birisi müminler birbirlerine selam veriyorlar. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Yahudi buna deliriyor. İki müminin birbiriyle küs olmamasına, barışık olmasına bugün dünya Yahudi zihniyeti hala deliriyor. İki İslam ülkesi birbiriyle selamlaştı mı çıldırıyor ülkeler. O zaman da öyleydi. Yahudi deliriyor. Bir bu. Bu kıskançlık çok önemli. Yahudiler hala deliriyor. Yahudi zihniyeti olanlar da. Hatta müminler arasında yaşayan insanlardan bir kısmı müminlerin biri birleriyle selamlaşmasını kıskanıyorlar, çekemiyorlar. Bu Yahudi zihniyeti olur. Allah korusun bu yolu terk etmemiz lazım. Avam olarak da, insanlar olarak da. Bir ikincisi Yahudiler müminlerin namazda böyle ip gibi safa durmalarından dolayı kıskanıyorlar. Bu saf konusu çok önemli. Hoca efendiler saflarınızı düzeltin. Peygamber Aleyhisselam vesselam geriye dönüyordu. En arka safa kadar bakıyordu. Saflar arasındaki boşluklara dikkat ediyordu. Ona şimdi şu anda değinmiyorum fazla. Yahudilerin kıskandıracak bir saf. Müminler Yahudileri, Yahudileri kıskandıracak bir omuz omuza olma. Her davamızda, her seviyemizde ve namazda. Bunu kıskanıyorlardı Yahudiler. Bir de müminler amini kıskanıyorlardı. Yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şeriflerinde amin. Musa Aleyhisselam dua yaptı. Biliyorsunuz Harun Aleyhisselam amin dedi. Dolayısıyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o intikali de bize Aktardım. Sonra bir gün yine bir nakil var. Resulullah ve Selam sahabeden bir zat yanında. Zühe, Ebu, Ebu Züheyr Nemiri diye bir zat. O da yanında. Bir kimseyi dua ederlerken gördüler. Alma adam yalvar yakar dua ediyordu. İki gözü, iki çeşme. Allah Celle Celal ve Tekaddes Hazretlerinden ısrarla ama ısrarla istiyordu. Resulullah ve Selam buyurdu ki bu dua yapan duasını mühürlerse eğer mühürleme gerçekleştirirse duasına icabet vacip olur. O mühürleme de amin demesidir malum biliyorsunuz. Neyle mühürleyecek diye sordular. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki aminle mühürleyecek. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öyle buyurdu. Ve şu cümle aminle duasını mühür, mühürleyen insanın muhakkak Allah Celle Celaluhu duasını kabul eder. Şimdi sıkıntıda olan, hasta olan, dertli olan, yeryüzü Müslümanlarına yardım isteyen, borcundan kurtulmak isteyen insanlar. Dua edelim hep birlikte çocuklarımızı kurtarmak istiyorsak Allah'tan isteyelim iki gözü iki çeşme ağlayarak yalnızlıklarımızdan nefsimizi isteyelim tevbe edelim ama her duamızın sonunda mesela Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti haseneten ve qina azaben nar amin ya rabbel alemin amin diyelim amin bizim duamızın mührüdür Fatiha'nın da mührüdür Fatiha namazın açılışıdır mektubu Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretlerine arz ederken mühürlemek de, aminle bitirmektir. İşte bu noktada Fatiha ile ilgili son olarak şu cümleyi Hazreti Resulullah'tan Enes İbni e, e, Hazreti Enes Enes İbni Malik rivayet ediyor. Onu sizinle paylaşayım. Her kim Besmele'yi okur. Yani Bismillahirrahmanirrahim der. Sonra Fatiha'yı okur namazda tabi. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, er rahim. Maliki Yevmiddin. Estağfurullah, namazda demiyorum. Hadiste bu namaz kaydı yok. Her zaman, bir daha dönüyorum şimdi. Her kim Bismillahirrahmanirrahim der. Sonra Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Fatiha'ya başlar. Tabi onun öncesinde Euzubillahimineşşeytanirracim Kur'an'dan olan bir cümle içinde mümin için geçerli ve gereklidir. Onu da söylüyoruz. Sonra Fatiha'yı bitirdikten sonra Allah Resulü buyuruyor amin derse gökte Allah'a yakın bir melek, mukarreb bir melek kalmaz ki Allah'ın mukarrep mukarrebun diye nitelediği melekleri var. Onların tamamı onun bu amininden sonra derler ki Ya Rabbi bak senden istedi ve amin dedi sen de onu affediver. Bütün melekler müminin affını isterler bütün melekler. Ve namazda, şimdi az önce zihnim ona kaymıştı, müminler amin deyince, melekler de amin dediklerinde, müminlerin aminleri, meleklerin aminleriyle buluştuğunda Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretleri müminlerin ibadetlerine icabet eder, dualarına icabet eder, ibadetlerini makbul ve ibadetlerini mebrur kılar. Allah Fatiha'dan istifayı nasip, nasip etsin. Tekrar dönmeyeceğim sözü uzatmamak için. Fatiha'yı kapattık burada. Yetti mi? Sözün ta başında söyledim bu akşam konuya girerken. Yetmedi. Tadı damağımızda kaldı. Söylenecek çok şey var. Ama şu kadarını söylemiştik. Fatiha bütün Kur'an'dır. Öyleyse bütün Kur'an Fatiha'dan, Fatiha'ya bir cevaptır. Oraya inşallah önümüzdeki hafta Bakara suresiyle selam vereceğiz. Allah size de bize de Kur'an'ı anlamayı nasip etsin. Bir kardeşimiz Kur'an'ı Arapça okumak günah mı demiş? Türkçesi daha mı sevap demiş? Türkçe mi okumalıyız demiş? Tabii zamanımızda biliyorsunuz kavgalar çok. İnsanlar nedense bildiğini yapmaktansa yapmayacakları şeyleri çok fazla konuşmayı tercih ediyorlar. Öğretmen olduğum için biliyorum. Öğrencilerimizde de bazen bu hal olurdu. Üzerlerine bir sorumluluk kalmasın diye dıdının dıdısı bazı meseleler söylerdim. Kardeşler, ne Kur'an'ın Arapçasını çöpe atmaya hakkımız var, ne de Kur'an-ı Kerim'i anlamaktan vazgeçmeye hakkımız var. Orta yolu bulalım. Bu yol bizim ahiretimizdir. Biz cennete gitmek istiyoruz. Cennetin yolunu bize açacak olan Allah'ın kitabıdır. Elbette Allah'ın kitabını anlama gayretimiz olacak. Elbette Kur'an'ın Türkçesini anlamaya çalışacağız. Ama önümüzdeki hafta anlama ile ilgili bir başlık açacağım bu kardeşimiz dedi takip ederse önümüzdeki hafta kardeşlerimiz bu konuya bir başlık açacağım. Yani hiç kimseyi Kur'an'ın bütün ayetlerini, bütün cümlelerini, bütün kelimelerini, bütün manalarını kimse kimseyi zorlamasın. Böyle saçma bir iş olmaz. 6000 küsur ayet-i kerime Zemahşeri sayımına göre 6666 ayet kerime. Sen bütün ayetlerin anlamını bilmiyorsan senin ibadetin okuyuşun suya gitti. Veya anlamını bilmediğin sureyi ayeti okuma. Allah aşkına bu olmaz. Bu zulüm olur. Bu haksızlık olur. Bu yanlış olur. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabında olduğu gibi benim geçmişte yaşamış dedelerim vardı. 85, 90, 95'e yaşı ulaşmış olanlar. Sadece Kur'an'ı düzgün okudukları zaman memnun oluyorlardı. O insanlara öğretme yaşı geçmişti. Okumasınlar mı? Kur'an'ı açmasınlar mı? Kur'an kelimelerine meşgul olmasınlar mı? Kaldı ki Kur'an'ın harfleri Allah Resulü'nün ağzından dökülmüştür. Ebu Bekir'in Sıddık'ın ağzından dökülmüştür. Melek Cibril Aleyhisselam Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kalbine evet manayı nakşetmiştir. Bu harfleri değil. Böyle söyleyenler de var ve bu kabul edilebilir bir şey. Ama harfler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Femi Muhsin'inden güzel ağzından çıkmıştır. Nedir bu Arapça düşmanlığı? Arapçadan anlamak Sonra kaldı ki Rahman'ı tercüme edemiyoruz işte. Bakın şurada biz sadece gayril mağdubi aleyhim ve raddallini anlamak için aşağı yukarı bir buçuk saattir dil döküyoruz ve yetmedi ve yetmiyor da. O zaman nasıl bütün insanları bırak Arapçasını Kur'an'ın Türkçesini oku. E rehber yok bir de kılavuz yok. Yani basit bir şiir yazacak bir adam diyorlar bir şairet göster yazdıklarını şiir özelliklerini öğren şair rehberin olsun kendi kendine yazıp çizdiğin şiir olmaz roman yazacak roman sanatı ile ilgili uzmanlarla danış istişare et adam diyelim ki bir dükkan açıyor bakkal dükkanı basit bir dükkan açıyor muhasebesini uzman birisine ver aman aldanma büyük bir holding kuruyor. Holdingi için bir danışman tutuyor. Danışmanlar heyeti tutuyor. Yani Kur'an'ın bu kadar mı haysiyeti yok? Danışmana hiç bir ihtiyaç yok. Veya piyasada danışman olan kardeşlerim, sizden başka danışman yok mu yeryüzünde? Pek çok danışman var. O danışmanların her birisi ayrı bir kıymettir. Farklı görüşleri var, elbette var. Allah bir demekten vazgeçmedikleri sü süreçte bu insanlar başımızın tacıdır. Hz. Muhammed Aleyhisselam Allah'ın kulu ve elçisidir demekten vazgeçmedikleri sü sürece bu insanlar başımızın tacıdır. Nedir bu Allah aşkına? Televizyonlarda sadece bu konularda kavga da kavga, çekişme de çekişme. Bundan vazgeçelim. Kardeşim Kur'an'ın Arapçasını oku. Onu inşallah önümüzdeki hafta anlatacağım. Sevaptır. Kur'an'ın Türkçesini oku. Ama hiçbir Türkçe Kur'an asla Kur'an değildir. Şimdi bir daha söylüyorum. Hiçbir Türkçe Kur'an asla Kur'an değildir. Türkçe Kur'an okuyan Kur'an okumuş değildir. Ücret almaz mı? Alır. Kur'an'ı anlama gayreti için, cehdi için, cihadı için, bak cümleyi ciddi kuruyorum. Kur'an'ı anlama cihadı için yüksek ücret alır. Ama asla o Kur'an'ın bizatihi kendisini okumak Kur'an değildir. O Kur'an değildir. Burada ne olursunuz? Orta yoldan sapmayalım. Orta yol bizim için ciddi bir yoldur. Lüzumsuz tartışmalara da hiç gerek yok. 40 gün 40 efendim 40 defa günde Fatiha'yı okuyup anlamayanlara kızdığımız kadar Kur'an-ı Kerim'i baştan sona tekrar tekrar metniyle okumayanlara da ben razı olmam kalben. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın günlük cüzleri vardı. Efendim o anlamadan okumuyordu. Yapmayın bunu böyle söylemeyin. Hazreti Ömer radıyallahu anh hilafetinin döneminde birinci yıl mı, ikinci yıl mı, üçüncü yıl mı? Bakanlar baksınlar Mevlana Şibli'nin Hazreti Ömer ve Devlet İdaresi başlıklı kitabında var. Allah aşkına dedi içinizden kimse var mı? Fakiheten ve ebbedeki. Fakiheyi anladım ama ebbayı anlamıyorum birisi bana anlatsın. Şimdi soru şu. Hazreti Ömer Mekke döneminde Müslüman oldu. Mekke döneminde. Siyerciler biliyor tam tarihini bilmiyorum ama büyük bir ihtimal 5. yıldan sonradır. Mekke döneminde. Allah Resulü döneminde yaşadı. Bedir'e Uhud'a katıldı. Hendek Savaşı'na katıldı. Mekke Fethi'ne katıldı. Hz. Ebu Bekir senesinin zamanında iki sene yaşadı. Halife oldu. Belki birinci, belki ikinci, belki üçüncü yılı insanlara soruyor. Ebben kelimesini bilmiyorum arkadaşlar. Birisi bana açıklasın. Peki bu zamana kadar Hz. Ömer bu sureyi, bu ayeti hiç mi okumadı? Okumaz mı? Defalarca okudu. Peki iddia edebilir miyiz Hazreti Ömer Fatiha suresinden Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın anladığının aynısını anlamıştır. Zulüm olur bu. Böyle bir iddia olabilir mi? Hazreti Ebu Bekir için de geçerli. Hazreti Ali için de geçerli. Abdullah İbni Abbas için de geçerli. İbni Mesud için de geçerli. O yüzdendir ki oruçla ilgili fidye ayetinde İbni Mesud ile İbni Abbas farklı görüşler ifade etmişlerdir. Yapmayın böyle. Olmaz. Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetlerini herkes aynı oranda anlayacak. Kim bu kanunu koydu? Hangi ayet bunu farz kıldı? Kur'an üzerinde düşünün diyor. Evet düşüneceğiz. Gücü yeten gücü yettiği kadar. Kimseyi Kur'an'ı anlama çalışmasından da men edemeyiz. Hatta şu da olabilir. Bir insanın kalbine aşk doğar. 15'inde Kur'an aşkı bütün ilimleri bir kenara iter. Bütün hayatı bir kenara iter. Çalışmalardan vazgeçer. İmam Nebevi mesela 10 yaşında başlamıştır hıfza ve arkasından Kur'an ilmine 54 yaşına kadar. Estağfurullah. 40 42 yaşına 44 yaşına kadar 44 yaşına 44 seneye e, efendim 42 eser sığdırdı. 44 yaşına kadar gecede gündüzde akşamda sabahtan Kur'an'ı anlamaktan bir de başka bir derdi olmadı. Biz biliyoruz ki alimlerden öyleleri vardı. Uzun saçını çiviye bağladılar uyumamak için Kur'an üzerine tefekkür etmek, ümmetin meselelerini çözmek için. Ellerinden öperiz, saygı duyarız, bu aşkı taşıyan insanı teşvik ederiz, başımızın tacı yaparız. Ama bütün insanları buna mecbur etmek, e böyle saçma bir şey de olmaz. Bu yanlıştır, zulümdür, haksızlıktır. Türkçesini okuyan, anlama gayretinin ücretini kazanır. Arapçası okuyan, Arapçasını okuyan, Kur'an okumanın faziletine ulaşır. Onunla ilgili söyleyeceklerimi söyleyeceğim, burada şimdi noktalayalım. Dedim ya bu hafta gelen sorular hakikaten... Üzerinde durulması gereken, açılması gereken konular. Dolayısıyla onlardan bir tanesi buydu. Bir ikinci soru, bir hanımefendi yanılmıyorsam sormuş bunu. Tam olarak şimdi ekrana bir daha bakmayayım, not almışım. Ee, sık sık öfkeleniyor, anladığım kadarıyla. Ee, öfkelenme e, tabii insanın vasfıdır, öfkelenecek. Hatta İmam Şafii'nin bir sözü var. Öfkelenmek gereken yerde öfkelenmeyen eşşektir diyor İmam Şafii. Yani Allah'a ait bir hakkı savunurken bir zorba ve zalim karşısında öyle işte böyle süklüm püklüm Hazreti Ömer'den nakiller var şimdi oraya girmeyeyim. Bu iş değil. Neyse orada dursun nokta. O konuya şimdi girmeyelim. En azından şimdi. Kur'an-ı Kerim'de öfke vardır ama öfkesini yutanlar vardır. Gayız diye bir kavram var. Gayız, öfke. Öfke vardır. Rasûlullah Aleyhisselatü Vesselam da öfkelenmiştir. Fakat şahsi meselelerimizden dolayı öfke asla uygun değildir. Nefsimiz için kimseye öfkelenmiyoruz. Öfkemizi yutuyoruz. Bu sorunun cevabını önümüzdeki hafta tamamlayayım. Kardeşlerim, benden sonra bir e, haber programı girecek. Dakikalarına onların tecavüz etmek istemiyorum sohbeti burada tamamlayalım. Önümüzdeki hafta bu öfkeye de sorular bahsinde değineceğim. Birkaç soru daha kaldı. İnşallah vaktim olursa, ömrüm olursa. Sözlerimi burada kapatıyorum. Ben de konuşurken öfkelendiysem özür dilerim. Yani bu kimseyi incitmek için değil, soru soran kardeşimizin konusunu da açmak noktasında. Hepinize teşekkür ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.